Evet dostlar, kentin ve bölgenin ilk ve tek radyo istasyonu Radyonuz Dostlar. Herkese merhabalar. Ben Oğuzhan Uysal. Radyomuz Dinar Dostlar moderatörlüğünü benim yapacağım ve Dinar Halk Haber imtiyaz sahibi gazeteci Yılmaz'ın konuk olacağı Tarafsız Bölge programının ilk bölümüyle sizlerleyiz. Tarafsız Bölge programı dinarımızın ve bölgemizin sorunlarını, yapılması gerekenleri, çözüm önerilerini tarafsız ve bağımsız bir şekilde dile getireceği şeffaf, dürüst bir program olacaktır. Buradan bunun sözünü de sizlere veriyoruz. Programımıza sizler de destek verebilirsiniz bu arada. Tüm sorun ve sorularınızı, tavsiyelerinizi, ilçe menfaatine yönelik fikirlerinizi Dinar Dost Ajans 90.9 ihbar hattımıza ulaştırabilirsiniz efendim. İhbar hattımız 0505 046 86 97. Bugünkü programımızın ilk konuğu değerli meslek büyüğümüz, 1960 yılından beri ilçemizde gazetecilik yapan, kendisinden feyz aldığımız Dinar Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Usta Gazeteci Ramazan Gürbüz efendim. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk değerli Hoş kardeşim. geldiniz Ramazan Bey. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Nasılsınız? Şu programı yapmanıza sevindim. Dinar böyle bir şey istiyordu. Dinar'ın sorunları görüşülür. Çözüm yolları aranması. Hatta ve hatta ilgililere duyurulması buradan çok yerinde bir hareket olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz ne yazık ki 1 Ekim 1995 tarihinde 97 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Dinar depreminin geçen günlerde yıl dönümüydü biliyorsunuz. Deprem şehitlerimize Dinar Dost Ajansı olarak Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kötü günler geçirdik. Bu günlerin en iyi şahitlerinden bir tanesi de Ramazan amcamız. Ramazan amca, Dinar depremi nasıl başladı? Dinar depremi büyük depremden önce hafif hafif başladı. Biraz yükseldi. Şey oldu. Hatta o arada toplantılar yapıldı. Çadırlar dağıtıldı her ihtimale karşı. En son toplantıda valilik geldiğinde belediye başkanı Yener Emeksiz de dahil vardı. Toplantıya girdik. Dediler ki işte evlerinize girin. Orada bir şey çıktı. Bazıları girdi, ben mesela girmedim. Çünkü ne olacağı belirsizdi. Sonra işte o zaman büyük depremde millet daha eğer herkes evine girmiş olsaydı kaybımız daha fazla olacaktı. Çok daha fazla olacak, Daha değil mi? fazla olacaktı. Hatta ben yüzü geçti filan diye tahmin ettiler. Yüzü geçince kanunla öncelikli şey yöre şeyine kalkınma yöresine alınması lazımdı. Onun için 97 dedi, şey 94 dediler. Orada kaldılar. Son şeyde ilk deprem şey böyle hafif hafif olduktan sonra herkes bazıları çadırda. Ben kendim çadırdaydım mesela. Galip Ulaşkil'in bahçeye bir çadır kurduk. Otururken tam o sırada yerden vurma başladı. Öyle bir vurdu ki sanki tokmakla vurar gibi. Ondan sonra çevirdi. Böyle döndürdü. Dönerken biz şeylere yapıştık. Çadırın direğine. Evet. On durduktan sonra bir baktım etrafıma toz duman. Çok kötü günlermiş gerçekten. Allah o günleri bir daha göstermesin. Amin, amin Hiçbir inşallah. öyle. Peki yani deprem anında nelere şahit oldunuz vatandaşlar olsun, etraftaki civardaki binalarımız olsun, nelere şahit oldunuz, neler yaşandı? Şimdi ben ilk TRT muhabiri olduğum için ilk işim radyoya haber vermek. Postaneye doğru giderken hiç unutmuyorum o anı. Önüme birisi geçti ve bildiğim bir arkadaştı. Mahmurlardan da. Orada dükkanları vardı. Dükkanın üstü evleriydi. Önüme geçti. Kolumdan yapıştı. Ramazan Allah'ın aşkına benim hanım şeyin altında kaldı. Binanın altında kaldı. Dedim Abdullah benim yapacak bir şeyim yok dedim. Ne yapayım? Postaneye doğru gidiyorum. Etrafıma bakıyorum. Her yer toz duman binalar yıkılmış. Yani derler ya küçük kıyamet. Baya Evet. bize büyük kıyamet ama dışarıdan görenlere küçük kıyamet gibi geldi. Evet. Postaneye geldim. Orada baktım kimse yok.
şeyden bu anksörlü telefondan konuşmam lazım. Kartım yok. Posta müdürü var, onu şey ettim. Dedim bana şeyi ver, kartını ver. Kartını aldım. TRT'ye sadece iki şey dedim. Dinar battı, yetişin. Deprem oldu, dinar battı, yerle bir. Yetiş, o kadar. Başka O bir kısma haber veren ilk sizsiniz o zaman. Hayır, ilk Ayhan abi verdi. İlk Ayhan Ayhan. abi verdi. Ajansa ilk o verdi. Ondan sonra ben verdim. Çünkü Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Tabii, Ha, tabii ki. şey Doğru. demeyeyim. Ondan sonra ben etrafa baktım. Hafif yağmur çilenmeye başladı. O şey Karacımorlara baktım. Şimdi TRT'ciler gelesiye kadar. Oralara bakıyorum. Herkes yani nereye gideceğini şaşırdı. İzdiham oldu. İzdiham. Büyük bir kaos yaşandı. İlk çok şey çünkü adım atamıyorsun ya. Görmüyorsun bir de karanlık. Evet. Göremiyorsun. Nereye bastığını bilemiyorsun. Ha, düz yolda biliyorsun da o şeye ara vardı iki yolun arasında çimenlikte şeyin Opet'in karşısında o çimenlikte bir bastım ben ayağım çukura gitti. Suya şey oldu. Neyse bekledik oralarda dolandık ama oraya koşuluyor, oraya koşuluyor. Millet nereye gittiğini bilemiyor. O şeyde, hengamede. Evet yani Büyük gerçekten büyük bir panik tabii ki bir kolay panik. değil Büyük bir panik. vatandaşlar bu dinarda. Allah göstermesin ya Rabbi. Evet. Ben Ramazan amcamıza şöyle bir soru sormak istiyorum. Gerçi 1995 1 Ekim depreminde ben de lise bir öğrencisiydim. Gayet her şeyi çok iyi hatırlayabiliyorum. Ama deprem anında bizden yaş itibariyle büyük olması nedeniyle Ramazan amcamız daha iyi bileceğini umut ediyorum. Ramazan amca, deprem sonrası insanlar barınma olarak ilk etapta nerede kaldılar? Gıda ve sağlık yardımları o esnada nasıldı? Şimdi ilk gelen İstanbul Büyükşehir'den şimdiki şey, milletvekilimiz orada şeydi, genel müdür mü neydi, su gönderdi. Tankerlerle, şeylerle su gönderdi. Evet. Ondan sonra çevre ilçelerden ekmek, gıda maddesi gelmeye başladı. Giyim gelmeye başladı. Ha şu oldu, dağıtımı çok şeydi. Anderer bir kamyon geliyor, dağıtıyorlar arkasında hurra. Kapışmalar, şey etmeler. Yani Allah o günler bir daha şey etmesin. Çok şey. Amin. En sonunda Amin. Kızılay bizim liseye aşevi kurdu. Evet. Ekmek şey etti. Hatta Cengiz babam ekmek çıkardı. Şeyden un verdiler Kızılay'dan. Evet. O zaman ekmek çıkardı. Onu unutmam. Gıda sıkıntısı ilk anda çekildi. Evet. İlk anda çekildi. Ama sonra rahatlanmaya başladı. Bu sefer bana iki ekmek lazımsa ben 10 ekmek aldım. Tabii erzak yapma durumunuz Ya, oldu. Ne olacağı belli olmayacağı için. şey ya. Ama ne oldu? Onu da yiyemedim. Ramazan amca, barınma ve çadır sorunu da galiba Çadır, ilk etapta yaşandı. ilk etapta çadır zorluğu vardı. Yetişemediler. Çadır yetmedi. Ne oldu vatandaş? Laylonla şeyler kurmaya başladı. Baraka Kendi baraka tipinde. kurmaya başladı. Kendine. Bana o zorluklar çok çekildi. Evet. Ramazan amcamıza bir sorum daha var benim. Çadırlarda yaşam ne kadar sürdü bilmeyen genç vatandaşlarımız ve bir de Ramazan amca, çadırda yaşamanın zorluğu neydi? Çadırda yaşamanın zorluğu yağmur yağdığı zaman bir şeylik var oluyordu, sıkıntı oluyordu. Yemeğini nerede pişireceksin? Yemeğini nerede pişireceksin? Efendim banyo yapamıyorsun. Hani her türlü sıkıntı vardı. Ancak rahmetle anayım. Mekanı cennet olsun. Demirel'in, Cumhurbaşkanımızın. Onun sayesine o ilk yanında dedi ki evleriniz yapılacak. Bir yıl içinde yapma sözü vermişti, Yaptılar. hatırladığım kadarıyla. Yaptılar. Yaptılar ha. Yapıldı, Yapıldı evet. yani. Yapıldı. Hatta ilk parti oldu, ikinci parti oldu. Üçüncü partiye 4 blok kaldı. 54 kişi mi ne kaldı. Onun çocuklar sorularınızı atlamış olmayayım. Ben Yok, yani, sıkıntı yok. akıntıya gidiyorum.
Yok yok, istediğiniz gibi anladım. Dediler ki bu 4 bloğu havuza koyacağız. Ya havuz, ya para vereceğiz kendiniz yapacağınız. Şimdi havuzu biliyorum. Varto depreminden kaç sene sonra daha 4 direkler duruyordu. Yapılmamış havuzda. Parayı verse vatandaş yeri yok nereye yapacak? Ben Dina Gaz diye bir manşet attım. Dinar'ın sahipsizliği belli oldu. Manşetim buydu. Açık yazdım ondan sonra. Çünkü benim adetimdir. Gazeteme her sayıdan Cumhurbaşkanlığı sekreterliğine gönderirim. Güzel bir alışkanlık. O alışkanlık ben de gönderiyorum. Rahmetli Demirel Ahmet Uzyurt'a telefon ediyor. Bu 4 blok yapılacak. Bu gazeteyi bulacaksın gazeteci. O var bunun içinde garanti diyor. Geldi senin kuruğa çıkmadı değil mi dedim. Çıkmadı. 4 bloğun içinde ben de varım dedim. Bu 4 bloğu yaptırın. Hatta valiye şunu söyledim. Benim kurayı size çektireceğim ben dedim. Söz verdim. Tamam. 4 bloğumuzu yaptılar. Allah razı olsun. Kurayı çekmene geldik. Şeyde Kültür Sarayı'nda Ramazan Gürbüz dedi. Çıktım. Sayın Valim buyurun dedim. Başkanımız Muhammed Yıldırım. Hanımdan izin aldın mı dedi. Hemen kalktı hanım. İzin var dedi. İzin var dedi. Şimdi nereye çıkacak belli değil ki. Evet. Neyse sağ olsun valimiz çekti. Allah razı olsun. İyi bir yer çıktı. Güneşe karşı. Yani onun da şey barınma sorunumuz böylece şey oldu. Ama onlar yapılasıya kadar çadırda çok zorluk çekti Dinar. Tabii çok zorluk çekti. Dinar'ı çok terk edenler oldu. Evet ilerleyen dakikalarda ona da değineceğiz. Çok değineceğiz. Evet, Ramazan amca deprem anında iletişim nasıldı? Dinar dışında olan dinarlar buradaki ailelerin akrabalarını acaba ne oldular? Depremin altında mı kaldılar diye merak ediyorlardı. Bildiğiniz üzere cep telefonunda yoktu o zaman. Zaten yoktu. Günümüzde bile en ufak bir sarsıntıda haklarımız maalesef kesiliyor. Bununla alakalı İsmail Bey'in de sorduğu gibi. Evet. Benim hatırladığım kadar Ramazan amca galiba bizim garaj çarşının içindeyken oraya ankesörlü telefonlar sıralanmıştı. Herkes galiba jetonla bir yerleri dışarıları arıyordu. Jeton arıyor bir de şeydi onları kurduklarında bedava arıyorsun şeyde. O zamanlar numaratör çeviriyor. Şeydi arıyorsun. Sekreter yok. Kendin arıyorsun. Çok şey kurdular. Telefon çağı. Ama ilk anda çok zorluk çektik. Evet. Çünkü hiç kimsenin telefonu çalışmadı. Nerede çalışıyordu? Tepeye çıkıyorduk. Tepeden. Mesela TRT'ciler veyahut da dışarıdan gelen gazeteciler yükseklere gidiyorlardı. Oradan haberlerini yazdırıyorlardı. O da tabii ki zor olmuştu. Gel bir sürü tabii, olay karmaşa. İletişim önemli. Tabii. Peki Ramazan Bey, Ramazan amcam. Depremden hemen önce ilçemizin nüfusu kaçtı, depremden sonra kaç oldu? İlçenin o deprem zamanından sonra ya da aynı zamanlarda göç durumu ne oldu? Depremde çok göç verdik biz. Deprem geçiren yerlerden gelen arkadaşlar, muhabir arkadaşlar bana şunu söylediler. Göç vermemeye çalışın. Kimseyi göndermemeye çalışın. Giden bir daha gelmez. Evet. Bunu ben illere de söyledim. Mesela depremden önce bizim 97'de merkezin nüfusu 42.434 merkez. Evet. Depremden önce merkez 42.434. 434. Ha 2000'de 25.424. Evet. Düşünün şimdi. Ne kadar eksiğimiz var. Şu an evet daha çok kayıp olmuş. Hala daha eksiğimiz var. Neden var? Dışarıdakiler işe yerleşti. Çünkü buradan gidenler valilikler olsun, kaymakamlıklar olsun deprem mağduru diye işe aldılar. İşe girenler de orada rahatı buldu, yerleşti. Dinara niye gelsin? Bir daha da dönen olmadı. Ya, olmadı. İşte anca bayramlarda, yazları, tatil zamanları falan anca. Nüfusumuz o zaman artıyor. Evet. Şimdi mesela 2022'de nüfusumuz 26.300 merkez. Evet, merkez, Dinar merkezi nüfusumuz. Evet. Peki bir diğer sorum da Ramazan amca deprem öncesi Dinar'da sosyal hayat nasıldı? Hep bize anlatıyorlar. Biz tabii yaşımız itibariyle o günleri görmediğimiz için.
Depremden önce her şey çok çok daha iyiydi. Dinar şöyle iyiydi, böyle iyiydi diyorlar. Nasıl yani bu şöyle böyle bize biraz açıklar mısınız? Şimdi dinar zehire pazarı, bölgenin zehire pazarıydı bizim. O depremden önce Cumhuriyet baloları yapılıyordu. Düşünün, bir ilçede Cumhuriyet balosu Evet, yapılıyordu. ilçede olması tabii ki ilginç. Yani sosyal hayatımız çok iyiydi. Mesela öncüler vardı. Tiyatrolar gelirdi. Ben hiç unutmam. Avni Dilligil geldi. Nedret abinin yanında çalışıyordum ben. Onun yanına geldi, Nedret Gürcan'ın yanına, rahmetlinin. Allah rahmet eylesin. Dilligil de Allah rahmet eylesin. Geldi. Nedret dedi, nerelerden bahsedeyim dedi. Şu 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 dedi, onu anlattı. Şimdi tiyatroya gittik biz. İtfaiyeye telefon ediyorlar. Tekke mahallesinde filanın evi yanıyor. Lastik patlak. Gidemiyor itfaiye. İşte Cami Kebir mahallesinde filanın evi yandı. Arızalı, gidemiyor. Ali Veziroğlu'nun evi yanıyor. Paldır 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 hepsi gidiyorlar. Yani düşünün siz o şeyi, sanki adam Dinar'da şey olmuş gibi. Evet. O sahneleri hiç unutamıyorum ben. Yani Sinemada sosyal hayatımız çok iyiydi. lafını kesiyorum Ramazan amca da Buyur. Kızılay sineması olsun, belediye sineması olsun 2-3 tane değil mi Dinar'da o zaman sinema kültürü de bayağı yaygındı. Çoktu. Varmış. Düşünün, 4 tane plan vardı. 4 tane. Hatta bizim Ayhan Kalkan şeyde, Besim abinin sinemada şeydi, makinistti. Makiniste. Biz sinemaya gitmek için, çoluğu çocuğu götürmek için 2 gün evvelden yer ayırtırdık. O derece bir O yoğunluk oluyordu yoğunluk yani. oluyordu. Yer bulamıyorsun. Aile olarak yani. Şimdi Gerçekten güzel. aile olarak yer mi? Peki Ramazan amca, o zamanın siyasetçilerinden ilçemize destek, Dinar ilçemize destek verenler, ilk hemen koşup gelenler, biraz önce de bahsettiniz ama tekrar bahsedersek sağlıklı olur diye düşünüyorum. Kimler oldu? Yani o zaman deprem anında veya sonrasında siyasetçilerden, ülkemizdeki önemli siyasetçilerden Başta kimler geldi? Cumhurbaşkanımız. O zaman Başbakan Tansu Çiller. İlk gelen Cumhurbaşkanı oldu. Ondan sonra diğer şeyler geldi. Bakanlar geldi. Diğer efendim muhalefet partilerin başkanları geldi. Yani herkes geldi. Herkes Herkes içerisine geldi. Dinara geçmiş olsun dileğinde bulundular, geldiler. Yani şeyimize ortak oldular. Yardımlar çok geldi. Evet. Eğer Dinar bu yardımları şey etseydi, gelen maddi yardımları veyahut da edilen teklifleri kabul etseydik biz, şimdi dinar bir dinar daha olurdu. Peki neden bu şekilde oldu sizce? Şimdi ben fazla şeye girmek istemiyorum. Anladım. Aslında o Oğuzhan kardeşim, senin soracağın soru benim son soruma çok benziyor. Ben şunu soracağım Evet. Ramazan amcaya. Dinar depremi bize, ilçemize ne kaybettirdi? Evet, tam da üstüne Aynen. değindiniz. Evet. Dinar ilçemize çok şeyler kaybettirdi ya. Şimdi ben telefon ediyorum. Diyorum ki Dinar'a ne lazım? Ben yardıma hazırım. Büyük bir şirketin sahibiyim. Cevap alamıyorum. Cevap alamadığım zaman Yardım da diyorum olmaz tabii. olmuyor. Olmuyor. Sonra çok para geldi. İnanın. İlk şeyde şimdi girmek istemiyordum da, ilk planda ikişer katlıydı. Sonra o planı ne ettiler? Ettiler. Dörder kata çıkardılar. 16 daireye çıkardılar. Evet. Eğer ikişer kat olaydı daha güzeldi. Tabii yani hem görünüm itibariyle hem sosyal hayat yaşam itibariyle daha güzel Sonra olurdu. dört yolu şeye, ta İncirli tarafına dükkan koydular. O yapılan şeylerin oraya. Onları yol kenarlarına dükkan koysalardı. Ana yol kenarından bahsediyorsunuz. Evet, Evet. gayet iyi olurdu. Sonra dediler ki şey, afet işlerine çok gidiyordum. Müdürlerle falan samimi olduk. Dediler ki eğer belediye eski binasıyla, bizim eski binayla aşağı yola kadar bir ara vardı. Şeyin oraya kadar dedim hocam. BİM'in karşısında giriş var. Oraya kadar orayı istimlak ederse kültür merkezi yapacağız oraya dediler.
İsimler gelmedi belediye. Edilmedi. Gittiler oyanla yaptılar. Yani çok saymak. Ucu açık tabii, say bitmez şu anda. Say bitmez baba. Ama Dinar bina bakımından, yani barınma bakımından rahmetli Demirel'in sayesinde şey etti. Kalkın. Anında kaldı. Yani fazla uzamadı bizim. Tabii o da faydalı oldu. Söz verdi. 6 ay sonra veya şu zaman dedi, anahtarı vereceğim dedi. Müteahhitleri de ona göre sıkıştırdılar. Evet. Öyle verdi. Şey Peki Ramazan amca, son sorumuz. Deprem zamanında TRT ekiplerini yönlendirmişsiniz ilçemize gelen. Evet. Bu konuyla ilgili bir anınız varmış. İsmail Bey de bahsetti. Bunu bize anlatır mısınız rica etsek? Şimdi onları beklerken bu geldiler. Geziyoruz. Bir haber geliyor ama ben arabanın içindeyim zaten. TRT'nin arabasında. Yağmur yağıyor. Bir telefon geldi arkadaşlarından. Şeyin, onlar şey kullanıyorlar. Telsiz gibi. Neyse şey ettiler. Dediler radyocu Necati'nin evde 12 falan ölü var. Cenaze var. Gidelim. Gittik oraya. Dedim ben kimler vardı burada dedim. Orhan Çavuş dediler. Başta Orhan Çavuş'u sayınca eyvah dedim. Çünkü Orhan benim kayınbirader. Evet. TRT'cilere dedim beni bir yokuşa gönderin, tepeye götürün. Neden abi? Ben bir Antalya'ya telefon edeyim. Orada biliyorduk biz dedim. TRT o zaman bölge müdürlüğü Antalya'da mı? Antalya. Ben Antalya'ya bağlıydım. Antalya'ya bağlıydım. Antalya'ya bağlıydım. Antalya ile çalışıyordum. Hı hı. 50 sene Antalya ile çalıştım. Hala daha dostlarım var sizden iyi olsun. Allah razı olsun şey diyorum. Neyse. Çıktık tepeye. Ben telefon attım. Geline dedim kızım Orhan nerede? Dinar'a gitti. Niye? Necati'nin mevlidi vardı. Ona gitti dedi. Tamam öyleyse dedim. Yarın çıkın gelin buraya dedim. Ertesi günü cenazeyi Hasan Hoca İncil'in oraya bir şey vurmuş. Orada yıkadı. Duasını etti. Allah rahmet defettik. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yarabbim. Yani diyeceğim aniden oluyor işte bilemiyorsun. Tabii insan bir anda başına bir şey gelebiliyor. Evet. Yani Allah göstermesin. Hiç kimseye göstermesin ya Rabbi. Ramazan amca son cümlelerimizi alalım. Yavaş yavaş programı kapatalım. Ne söylemek istersiniz? Bu programımızın devamlı olmasını dilerim. Dinar'ın sorunlarına hatta siyasiler olur, parti işçi başkanları olur, belediye başkanımız olur. Bunları davet edip Dinar'ın sorunlarına görüşmeniz, halka duyurmanız, çözüm yollarını görüşmeleriniz bence daha iyi olur. Evet, evet, evet. Dinar'a faydalı olur. Evet, kanısındayım. Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz. Biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Buradan tüm dinleyenlerimize duyuruyoruz. Başarılar dilerim. Tarafsız, dürüst bir şekilde memleketimiz için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ramazan Bey'e de katılımları, İsmail Bey'e katılımları için teşekkür ediyoruz. Programımızı bir sonraki programımızda buluşmak üzere sevgili dostlar.